Evet. Dün bir yerde takılmıştık. Bir şeyler tam yerine oturmamıştı. Sebebini çözememiştim ama meğerse benim bir miktar aptallığıma denk gelmiş. Şöyle ki biz burada çalıştıralım bir önce. Şunu çalıştırdığımız zaman sayfamız buydu. Giriş yapıyorduk. Giriş yap dediğimizde işte buradan e-posta adresine giriyoruz, şifreyi giriyoruz, bilmem ne. Giriş yap dediğimiz zaman verinin gelmesi lazım. Tabii verinin geldiğini de şuradan anlıyorduk. Burada işte down msg request ya da response falan yazması lazım. Tam olarak nerede yazıyordu o? Nerede? VM'de miydi? VM'de miydi? Heh, şurada. Tabii ben bunu biraz kötü yazmışım. Bunu daha sonra düzeltmek connection'da pardon. Şunun çalışması lazım. Yani her request yapıldığında ve request'ten bir veri döndüğünde burası devreye girip işte şu mesajı yayınlaması gerekiyor. Ama tabii benimkisinde yayınlanmıyor. Hatalı veya hatasız fark etmez. Yani bir şekilde buraya bir şeyler yazması lazım. Biz normalde sunucuda ne demişiz? İşte eğer gelen login, email ve password veri tabanında işte okunduğunda şu e-posta adresi var ise bunu al. Eğer tabii var ise değil de result'unu alıyoruz. Var mı yok mu diye. Var ise şöyle bir user oluştur. Bunu down msg et. Şuraya tabii return ediyoruz aslında. Ben burayı görmemişim. Ben direkt işte sanki bu return ediliyormuş gibi sürekli düşünmüşüm. Aslında şu nokta virgülden bile anlamam lazımdı. Şuradan bile anlamam lazım. Hiçbirine dikkat etmemişim. Neyse işte velhasıl kelam aslında her şey çalışmış. Sistemin çalışma mekanizmasını, bilgi alışverişini nasıl yaptığını da burada ilk defa bu biraz farklı çalıştığından dolayı ilk defa böyle farklılık görünce herhalde dedim ben bir şeyleri gözden kaçırıyorum. Normalde böyle olmaması lazım diyorum. Ama anlamadığımdan dolayı olayı da özümseyemiyorum. Haliyle dün derste bunu çözememiştim. Tabii soruyorum, sormuyorum. Kimse cevap vermiyor. Herhalde çok dandik bir soru olduğu için kimse cevap vermemişti. Sonra burada işte mesela buradaki kodlara bakıyorum. Her şey aynı. Hepsi birbirinin aynısı. Aşağıya kadar geliyorum. Hepsi birbirinin aynısı. Ama nerede şurası aslında değilmiş. Olay da zaten buymuş. Burada mevzu şu. Burada msg'den gelen veri işte bir şekilde core id aracılığıyla hangi msg'nin hangi inamın geldiğini buluyor. Bunu serialize ediyor. Daha sonra bir cevap türetiyor. Bu cevabı dan msg'ye yani yön göndereceğimiz msg'ye gönderiyor. Veriyor. Artık değişken oluşturuyor. Biz bunu return ediyoruz. Sessions'a bakıyoruz. Tabii bu daha sonra işleyebileceğimiz bir konu. Sessions başlı başına bir mantık işte sunucuyla efendim, client arasında veri alışverişi nasıl sağlanır? İşte bu giriş yapmış mı yapmamış mı? Bunu nasıl elde ederiz? Neyi saklarız? Neyi saklamayız gibisinden. Tabii burada ne yapıyor? Sessions'ı alıyor. Eğer bir sessions oluşturulmuş ise varsa yani bunlar çalışmış ise ne yapıyor? İşte down msg'yi core id'yi send down msg metoduna gönderiyoruz. Tabii bunlar da yine kütüphanenin bir aracı. Daha sonra bunları await ile yönlendirmiş oluyoruz aslında. Bu kadarmış. Tabii bunu anlamak biraz gereksiz yere zamanımı aldı. Ama biraz aptal gibi hissettim desem yalan olmaz. Tabii burada şunları değiştirmemiz lazım. Normalde şu up.msg request birkaç tane veri daha bizden alıyor. Ama mesela ben sadece up.msg'yi kullandığım için diğerlerini yazmamıştım.
Ayrıca şunlar var mesela. Bakın. Session ID de var, for ID de var, out token de var. Yani biz request'i parsellediğimiz zaman, parselleme değil, tam olarak parselleme değil ama oradan veri alıyoruz bir nevi. Bunların işte upmsg request'lerinde hangi field'lar var? Session ID var. İşte for ID var. Eğer diğerleri benim işime yaramıyorsa, kullanmayacaksam şöyle yapıyorum, otomatik alıyor yani. Tanımlamama gerek kalmıyor yani. Sonra işte gördüğünüz gibi bu UpMSG'yi burada tanımladık, burada kullandık şeklinde devam ettirebiliyoruz. Burada yaptığı şey şu kısaca, eğer kafanız daha önce çünkü göstermemiştim. Burada request'ten, UpMSG request'ten her bir değeri bir değişken olarak alıyor. İşte UpMSG değişkenini alıyor, Session ID alıyor, Session ID olarak, Core ID alıyor, Core ID olarak. Diğerleriyle işim yok diyor. Bu iki nokta bu anlama geliyor. Mesela out token var burada ama biz bunu kullanmayacağız gibisinden. Aslında onu da kullanabilir miyiz? Yok. Gerek yok. Şimdi mesela session ID bulmamıştı ama biz burada session ID'yi de request'ten okuduk. Var yani. Bu sessions oluşturulmuş mu? Oluşturulmuş. O zaman done mesajı, ki burada done mesajı mesela logged in olacak ya da eğer şifre hatalıysa şu olacak. Ben burada sadece postaya göre sorgulama yaptım. Dolayısıyla şifreye bakmayacak. Çünkü şifre için ayrıca bir mekanizma kurmak gerekiyor. Ne yapacak? Bunu hata olarak dönecek mesela. Bakın burada hata vermesi lazım. Done message received. Sorry invalid name or password gibisinde. Bir iki defa yazdı bunu. Ha, bunu da ben yazdırmışım. Nerede yazdırmışım? Şimdi bunlar Login error. Ha, şurası yazdırıyor. Mesela burayı sildiğimiz zaman ikinci bir defa yazmayacak. Login error da herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ama eğer error vermezse biz ne yapacağız? Bu user'ı ekleyeceğiz. Oturuma ekleyeceğiz. Hani burada biz giriş yaptığımız zaman Mehmet yazıyor diye. O şekilde getireceğiz. Ben buradan sadece kendi e-posta adresimi yazayım. Şifreyi kontrol etmek için şifreyi sallıyorum. Geldi. Bunlar geldi ama diğerlerine gerek şimdilik bir şey yapmadık. Fakat gelen bu veriyi, buradaki user'ı alacağız. Ne yapacağız biz bundan? Oluşturduğumuz shared dosyasında mesela user var ya. Bu user'ı alacağız. Session olarak kaydedeceğiz. Local shared, local storage olarak kaydedeceğiz. Onu da nereden yapıyorduk? Login error, set email, set password. Buralarda bir yerde yok. Bu request yapmak için, giriş yapmak için request'te bulunuyoruz. Neredeydi? App'ta olması lazım. Login user. Evet, şurası. Login user try return etmemiz gerekiyor eğer veri gelirse. Neredeydi bu? App içerisindeydi. Dolayısıyla use create app. Geliyorum buraya. Login user set neck. Set neck burada kullanılmıyor diye biliyorum. Sadece string'te kullanılabiliyor. Ben yine de bir deneyeyim. Setnek kullanmış çünkü her defasında. Sum 100'dür. Bir deneyelim. Oops. Setnek olabilmesi için setnek'in setten farkı şu benim anladığım kadarıyla. Eğer değişmişse yani mesela diyelim ki bir tane user kullanıcısı var. Fakat ben yeniden bir değer ataması yapacağım. Ama
Ne gidiyor ki? Değişmişse, yani öncekiyle değiştirilecek olan farklıysa ben değiştireceğim. Dolayısıyla karşılaştırma yapması gerekiyor. O yüzden partiyel EQ'ye ihtiyacı var diye tahmin ediyorum. Ama partiyel EQ bunu implement etmek biraz pahalı bir işleme. Tabii alt token buna implement edilmediği için partiyel EQ biraz dırdır edecek. O yüzden gerek yok. Setnek'e de gerek yok. Setnek basit stringler için kullanılır en fazla. Çok da kullanılmaya gerek duyar mıyım bilmiyorum. Evet, bakalım. Şimdi login user'ı yaptık ama lokal storage'i yapmadık. O halde bir tane app oluşturalım. Logged user. Bunun gibi pub tn set logged user. Set logged user ne yapacak? Buna bir user vereceğiz. User alacak. Sonra bunu login user'dan set edecek sum user diye. Sonra kullanıcı giriş yaptığında local storage. Ondan sonra insert kname user. Vuole ne? User. Tabi burada muhtemelen dırdır edecek taşındı diye. O yüzden önce şunu yaparız, sonra diğerini yaparız. Başka? Başka yok, bu kadar. Bakalım. Tahmin ettiğim gibi. Tabi burada çok da karmaşaya gerek yok. Şimdi bu referans almıyor. Referans almadığı için doğal olarak buradaki user'ın sahipliği de sonuna ermiş oluyor. Ama biz burada referans kullanıyoruz. Aslında önce bunu sonra diğerini kullansak çok da sıkıntı yok yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi salla şifreyi. Şimdi yapacağımız şey bir sonraki derste de. Tabii ben bu arada şunu da yapacağım. Buradan çıkış yapalım. Yol kısmını da yapacağız ama yol kısmında bu defa şifreyi şifreleyeceğiz. Şifreyi şifreleyeceğimiz için buna birkaç tane paket kullanacağız. Tabii burada Bankrypt denilen bir paket kullanıyorum. Ben sanırım standart olarak Rust dilinde herkes şifreleme için bunu kullanıyor. Ben de bunu kullanacağım. O halde bir sonraki derste bunu da ele alalım. Giriş sayfasını bu defa yapacağız. Kaydı durduralım, sonra tekrar görüşürüz.